Merhaba hepinize. Bugün hep beraber gizli yazısını işleyeceğiz. Son bölümümüzdeyiz. 28. programa. Gizli yazısı diyoruz. Gizli yazısı diğer adıyla seyahatname. Bakalım gizli yazısı seyahatname neymiş? Gezmek, insanın doğasındaki en temel eylemlerden biridir. İnsanlar ekonomik, dini, askeri, bilimsel, turistik veya buna benzer pek çok nedenlerden dolayı geziyor. Yani insanlar ekonomik nedenlerden, dini, askeri, bilimsel, turistik veya buna benzer pek çok sebepten dolayı geziyor. Bazı kişiler gezip gördükleri yerlerin özelliklerini yazıya aktarmaktan hoşlanır. İşte gezi yazılarının temelde ortaya çıkış noktası burası. Yani insanların gezip gördüğü yerlerin özelliklerini yazıya aktarmasından dolayı ortaya çıkıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere gezi yazıları bir kişinin yurt içinde veya yurt dışında gezip gördüğü yerle ilgili gözlem ve anılarını, o yer hakkında edindiğimiz izlenimleri, bilgileri aktardığı yazılardır. Kısaca diyoruz ki biz, gezi yazısı bir kişinin gezip gördüğü yerle ilgili gözlem ve anılarını, o yer hakkında edindiği izlenimleri, bilgileri aktardığı yazılardır diyoruz. Gezi yazıları gençler, öğretici bir metin. Unutmayın, gezi yazıları öğretici bir metin. Öğretici metinler neydi? Öğretici edebi metinlerimiz bizim vardı. Bilimsel metinler, tarihi metinler, felsefi metinler, makale, fıkra, eleştiri, deneme, röportaj, gezi yazısı, anı, biyografi, günlük, mektup. Bunlar öğretici edebi metinlerdi. Gezi yazısı da aynı şekilde öğretici bir edebi metin. Buradan da anlayacağımız üzere bize bilgi verecek ve gerçek olmak zorunda gezi yazıları. Siz hayali bir gezi yazısı yazamaz. Gerçek olmak zorunda. Diğer adıyla ne demiştik gezi yazısına? Seyahatname demiştik diğer adıyla. Seyahatname. Peki bu seyahatname ismi nereden geliyor? Seyahatname ismi eski dilimizden, yani Osmanlıca'da gezginlere seyyah deniyordu. Buradan hareketle gezi yazılarına da seyahatname deniyor. Geziye çıkmayı uğraş edinmiş kimselere gezgin, seyyah denir. Eski dilimiz, yani Osmanlıca'da, tekrar ediyorum, gezintiye çıkmayı uğraş edinmiş kimselere, gezginlere, yani seyyah deniyordu. Gezi yazılarına seyahatname deniyor bu yüzden ve gezi yazılarının diğer adına seyahatname diyoruz. Seyahatname. Gezi yazıları çok değişik edebiyat türlerine kaynaklık eder. Batı edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da başka coğrafyalara, ülkelere yapılan yolculuk olgusuna bağlı olarak yazılan roman ve hikayeler rastlanmaktadır. Bakın, Türk edebiyatında, Batı edebiyatında olduğu gibi başka coğrafyalara, başka ülkelere yapılan yolculuklara bağlı olarak yazılan roman ve hikayeler var. Tabi burada bunlar bir gezi yazısı mı? Hayır, değil. Yani oraya gitmek zorunda değiller. Gitmiş gibi romanlarına, hikayelerine konu edinebilirler. Zaten öyle olunca bu Romanya'da hikaye oluyor. Bir gezi yazısı olmuyor. Gezi yazısı için oraya gitmiş olmanız gerekiyor. Oradaki gözlemlerinizi, izlenimlerinizi gerçek bir şekilde yazıya aktarmanız gerekiyor. Ama roman ve hikayede öyle olmak zorunda değil. Siz gitmediğiniz bir yerin edindiğiniz bilgilerle romanını, hikayesini yazabilirsiniz. Geldik Batı edebiyatından
gizli içerikli roman ve hikayelerden bazıları. Cervantes, Don Quixote. Don Quixote bizim ilk modern roman örneğimizdi dünyada. Hatta ilk roman örneği olarak geçiyor. Jean-Jacques Rousseau'nun Yalnız Gezerin Hayalleri. Goethe'nin, William Master'ın Yolculuk Yılları. Jonathan Swift'in Gulliver'in Seyahatleri. Jules Verne'nin 80 Günde Devri Alemi. Bunlar Batı Edebiyatı'nda gezi içerikli roman ve hikayelerden bazıları. Türk Edebiyatı'na geldiğimizde ise gezi içerikli roman ve hikayelerden bazıları Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Mellah ve Paris'te Bir Türk. Hasan Mellah denizci olan kahramanımız Hasan'ın birçok gittiği ülkeyi ve maceralarını anlatıyor. Yani Hasan gerçekten böyle bir Hasan karakteri var mı bilmiyorum. Ama roman ve hikaye üzerinden anlatıyor bir kere de. Yani gezi yazısı değil, roman ve hikayeler üzerinden gezi içerikli yazılarla gezi yazılarını ayıralım lütfen. Yakup Kadri'nin Bir Sürgün adlı bir eseri var. Genç bir doktorun Paris'e kaçmasını anlatıyor. Bunlar gezi içerikli roman ve hikaye, gezi yazısı değil. Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu adlı eseri var. Anadolu'da öğretmenlik yapan Feride'yi anlatıyor. Refik Halit Karay'ın, edebiyatımızda neydi hatırlayalım, kirpi takma adını kullanıyordu kendisi. Sürgün ve Gurbet Hikayeleri adlı eserleri var. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İki Hüdün Seyahati adlı eseri. Daha sonra Ercüment Ekrem Talun'un Meşhedi ile Devri Alem eserleri edebiyatımızdaki gezi içerikli roman ve hikayelerden. Gezi yazılarının anı ve günlük türleriyle de önemli ortak noktaları var. Unutmayalım farklılıkları da. Benzerlikleri olduğu kadar farklılıkları da var. En basit anı ve gezi yazısındaki farka baktığımız zaman anıda yaşandıktan sonra akılda kalan olaylar anlatılırken gezi yazısında ön planda olan anılar değil, gezip görülen yerler anlatılır. Tekrar diyorum, gezi yazısı ve anı arasındaki farkı. Anıda yaşandıktan sonra akılda kalan olaylar anlatılırken, gezi yazısında ön planda olan anılar değil, gezip görülen yerler anlatılır. Evet gençler. Ufak bir dünya edebiyatında gezi yazısına giriş yapalım. Ama önce buraya kadar anlattıklarımı bir topluyorum. Gezi yazısı demiştik. Diğer adıyla seyahatname. Seyahatname adı nereden geliyordu? Eski dilimizde yani Osmanlıca'da geziye çıkmayı uğraş edinmiş kimselere yani gezginlere seyyah deniyordu. Gezili yazılarına da seyahatname deniyor. Buradan geliyor. Peki gezi yazısı neydi? Bir kişinin gezip gördüğü yerle ilgili gözlem ve anılarını, o yer hakkında edindiği izlenimleri, bilgileri aktardığı yazılardı. Siz bir yere, bir turistik bir gezi için gitmiş olabilirsiniz. Askeri bir amaçla, dini bir amaçla veya ekonomik bir iş için gitmiş olabilirsiniz. Orada ki gözlemlerinizi, anılarınızı, o yer hakkındaki izlenimlerinizi yazıya aktardığınız zaman gerçek bir dille bu bir gezi yazısı oluyor. Ama siz gitmeden o yere aktarıyorsanız bu roman ya da hikaye olacak. Gezi içerikli. Gezi yazıları öğretici metinlerdendir dedik. Daha sonra Batı Edebiyatı'ndaki gezi içerikli roman ve hikayelerden bazılarına baktık. Cervantes, Don Quixote.
Jean-Jacques Rousseau, Yalnız Gezer'in Hayalleri, Gülüver'in Seyahatleri, 80 Günde Devri Alem. Türk Edebiyatı'nda gezi içerikli roman ve hikayelere de örnek olarak Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Mella, Paris'te Bir Türk, Yakup Kadri'nin Bir Sürgün, Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu, Refik Halit Karay'ın Sürgün ve Gurbet Hikayeleri adlı eserlerine örnek verdik. Dünya Edebiyatı'nda geziye geldiğimizde ise öncelikle bu gezi yazıları nasıl doğuyor? Eski yüzyıllardan beri yeni yerler ve insanlar tanıma isteği, macera tutkusu gezi yazıları için esin kaynağı olmuş. Yani yeni yerler keşfetme, insanlar tanıma, macera tutkusu bu aslında gezi yazılarının çıkmasına sebep oluyor. Dünya edebiyatına baktığımızda ise eski Yunan, Roma ve Bizans'ta gezi türünü andıran notlara rastlıyoruz. Yani biz ilk gezi yazı notlarına, ona benzer notları andıran notlara eski Yunan, Roma ve Bizans'ta rastlıyoruz. Bütün dünya edebiyatlarında geçmiş yüzyıllardan beri gezi yazılarına rastlanmaktadır dedi ilk maddemiz. Resmi görevlerle başka ülkelere gitme, savaş, hastalık, kıtlık, ticaret, din gibi nedenlerle başka yerlere göçme gibi sosyal etkenlerin haricinde ilginç yerler görme, yeni coğrafyalar keşfetme gibi bireysel amaçlarla da çıkılan yolculuklar, görülen yerler, gezi yazıları için birer kaynak olabilmektedir. Örneğin Marco Polo'nun Uzak Doğu ile ilgili seyahatnamesi, Batılıların Haçlı seferlerini düzenlemeleri ve coğrafi keşiflere yönelmesi için teşvik edici olmuştur diyor. 13. yüzyılda Venedikli Marco Polo'nun seyahatnamesi Uzak Doğu ile ilgili bir seyahatname ve Batılıların Haçlı seferlerini düzenlemeleri ve coğrafi keşiflere yönelmesi için teşvik edici oluyor Marco Polo'nun Uzak Doğu ile ilgili seyahatnamesi. Tarih boyunca Batı ve Doğu uygarlıklarında seyahatname türünde örnekli çok eser yazılmıştır. Batı'da seyahatnamelere örnek olarak bakalım. Ne dedik? Marco Polo'nun Marco Polo seyahatnamesi. 13. yüzyılda yazıyor. Marco Polo Venedikli. Uzak Doğu ile ilgili bir seyahatname. Daha sonra George the Norval var. Doğu'ya yolculuk. Joseph de Thornford diyoruz, Seyahatname adlı bir eseri var. Edmond de Images, İstanbul adlı bir seyahatnamesi var Batı'da örnek olarak. Daha sonra Josephus Gerlot, İstanbul Seyahatnamesi. Şalam'ın Schweiger Sultan kentine yolculuk, Kristof Kolom duymuşsunuzdur, seyir defterleri ve keşif yolculukları günlüğü, Göte İtalya seyahati. Bunlar Batı'daki örnek verebileceğimiz seyahatnameler. Doğu'ya geldiğimizde ise, Doğu'daki seyahatnamelere geldiğimizde ise karşımıza ilk olarak Faslı olan İbni Batuta çıkıyor. Kendisi Faslı. 14. yüzyılda yazdığı bir seyahatname bu. Adı Rihletül İbni Batuta. İbni Batuta bu seyahatnamesinde
İslam ülkelerini tanıtıyor. İslam ülkelerini tanıtan bir seyahatname ve bu türün en eski örneklerinden. En eski örneklerinden seyahatname türünün 17. yüzyılda yazılmış. Marco Polo'nunki neydi? 13. yüzyılda yazılmış bir seyahatnameydi. Baktığımız zaman o zaman İbn Battuta'nın bu seyahatnamesini doğuda yazılmış en eski seyahatnamelerden biri diyebiliriz. Daha sonra karşımıza İbn Fadlan çıkıyor. İbn Fadlan seyahatnamesi. Ali Ekber Hitai var. 1522'de yani 16. yüzyılda kaleme almış. Hitai-Name adlı bir seyahatnamesi var. Kendisi Türk Ali Ekber Hitai'nin ama eserini Farsça kaleme almış. Neden Farsça kaleme almış? Baktığımız zaman şu yüzden Osmanlı ve Selçuklular'da edebiyat dili olarak Farsça tercih ediliyordu. Arapçayı da daha çok şiir dilinde kullanıyorlardı. Bu yüzden Türkçe geri plandaydı. Türkçenin geri planda olmasından dolayı ve edebiyat dilinin Farsça kullanılmasından dolayı da eserini Farsça olarak kaleme almış Türk olmasına rağmen. Daha sonra Gıyasettin Nakkaş var. Acabül Letaif. Nasir Hüsrev'in Sefername adlı eseri doğudaki seyahatnameleri örnek olarak verebilir. Bugün dersinizi burada bırakıyorum. Yarın Türk Edebiyatı'nda gezi yazısıyla devam ederiz. Görüşmek üzere gençler. Güle güle hocam. Görüşürüz hocam.